Nereye gidiyor bu gençler? Almanya'ya, Avusturya'ya gidiyor. Hayır. Sosyal medya kullanıyorlar. Beğeniyor musun gençlerin bu gidişatını? TikTok çekiyorlar. Biliyor musun TikTok? Ne? TikTok biliyor musun? TikTok anlamam ben öyle TikTok. Sosyal medya, Facebook gibi. TikTok diyor. TikTok neyse ben. TikTok. Sen biliyor musun amca? Ben hiç anlamam. Okumam, yazmam yok. Diplomam bile yok benim. Yeni nesil bunların hepsini kullanıyor. Ve çok aktif kullanıyorlar. Bundan para kazanıyorlar. Dünyayı değiştirecek diyorlar. Yalan. Teknoloji çocukları. Ben bilmem, bana hiçbir şey sorma. Amca sen ne diyeceksin? Bunlar niye konuşmuyor? Gözde Allah'ım çok. TikTok kullanıyorlar. Sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. Yani siz bir sorun görmüyorsunuz değil mi kendilerine? Yok. Mecburen yapacaklar yani. Şimdi yapmazlarsa ne olacak? Onu yapma. Eskiden bize ne derlerdi? Şunu yapma, bunu yapma. Yapmaya bir şeyi öğrenemedik. Ama onlar da yapacak ki öğrenen. Yeni nesil Z kuşağı hakkında bilgi. Sorduğumuz konunun ne olduğunu bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Torununuz falan var mı? Var. Torunlarınız yeni nesile gidiyor. Torunlarınızın yaptığı... O anlamda soruyorsunuz. Evet. Yeni nesil torunlarımız ya da yeni yetişen kuşak. Bunları yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Allah verir de bugünkü ortamlar onların daha iyi yetişmesine engel olmaya. Z kuşağı hakkında, yeni nesil hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi yeni nesili hiç beğenmiyorum. Ne giyimini, ne kuşamını, ne davranışlarını. Hiç beğenmiyorum. Z kuşağı Türkiye'yi, dünyayı kurtaracak diyorlar. Sizce kurtarır mı? İşler zor. Bu gidişte zor. Ondan önce de zor diyorlardı. Gelecek nesile de zor diyorlardı. Geldi. Gidişen gençleri görüyoruz şimdi değil mi? Bilemiyorum. Çıkar tabii ki. İyisi de çıkar içinden. Hepsi kötü diyemem ben onlara. Ama bunların %50'lik bir kısmı iyi, %50'lik kısmı kötü. Davranışları işte, davranışları, giyim, kuşam, bu artık bir şey diyemiyorum. Çağ atlıyoruz artık. Teknoloji çağındayız. Bu internet ortamı gençleri mahvetti zaten. Her şey bu internet sayesinde oldu. Yani düşünce, torunlarınız peki TikTok kullanıyor mu? Hepsi TikTok kullanıyor. En küçük 4 yaşından torunum var, o bile kullanıyor. Benden güzel biliyor. Videolar çekiyorlar mı? Çekiyorlar kendi videolarını, kendileri çekiyor. Hayatım acılarla dolu. Nereden başlayayım? Yeni nesil hakkında ne düşünüyorsunuz? Zayıf. Torununuz falan var mı? TikTok benim? Çek. Torununuz falan var mı? Hanımımı kaybettim. Hayatta yalnız kaldım. İnsanların acı çekmesini istemiyorum. Evet. Bu çok zor bir şey bu. Evet. Torununuz var mı peki? Var. 17 tane. TikTok çekiyorlar mı? Onu bilemem. Benden giyimleri nasıl? Açık giyiyorlar mı? Yeni nesil çoğunlukla açık giyiyor. Üstünden eski annelere uyuyorlar. Evet. Saygılılar yani. Olumlu şeyleri hiç almıyor. Sadece işte milyon dolarlık arabalar, milyon dolarlık evler, çok lüks kıyafetler. Sadece onları görüyorlar. Ama onlar nasıl elde ediliyor? O hiç muamma. Onunla ilgilenen yok. Z kuşağı hakkında, yeni nesil hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi yeniler daha güzel yaşıyor, hayatlarını yaşıyorlar. Peki bu durumdaki şu an durumlar pek iyi gitmiyor yeni nesil hakkında. Yetmiyor. Sizin tabii, torunlarınız okumaya var. Okumaya hevesleri yok. Evet. Evvelden ben 5 çocuk annesiyim, nasıl güzel okuyorlardı. Şimdikilere bakıyorum hiç. Anca Amerikan şeyle tiplerine uyak. Onda orada burada yiyecek, içecek, gezecek. Hazır yiyecek. Ev yemekleri unutuldu. Şimdi getir yemek çıktı. Evet. O yüzden yeni nesillere bir şey diyemiyorum artık. Onların anneleri babaları şey yapacak. Ne düşünüyorsunuz? Z kuşağı hakkında. Vallahi sadece Z kuşağı olarak değil de şu an toplum ne gerektiriyorsa zaten gençlerde aynı şeyleri yaptığını düşünüyorum ben. Z kuşağı sizce Türkiye'yi, dünyayı kurtaracak mı? Öyle bir bilgi var. Şimdi Z kuşağı olunca komplesini kapsayarak konuşmuyor ama hani gençlerin bazılarının farklı düşünceleri var. Bazılarının farklı düşünceleri var yani şimdi hepsini aynı kefeye koymak mümkün değil bence. Ne düşünüyorsunuz? Hayatım, yeni nesilin hakkında ne düşünüyoruz? Yeni nesilin çok yani eğitim olarak çok zayıf yetiştiğini inanıyorum. Evet. Eğitim sistemi çünkü
çok biliyorsunuz kötü artık. İstedikleri eğitim alabildiklerini düşünmüyorum. Ancak parası olan kesimin eğitimden faydalanabildiğini düşünüyorum. O yüzden eğitimde zayıf olduğu için, geleceğimiz için birazcık umutsuzum ama inşallah bugünler de geçecek diye düşünüyorum. İnşallah. Z kuşağı sizce Türkiye'yi, dünyayı kurtaracak mı? Umarım. Umarım kurtarırlar. Teşekkürler. Böyle bir umut taşıyoruz. Nasıl hangi kanaldasınız? Büyük Sivas Gazetesi. Yani eski söylersen söylerim. Ben tamam canım, başarılar diliyorum. Bir şey yok bende, bomboş. Resetledim, eskide resetledim. Yeni çocuklar hakkında ne düşünüyorsun? Allah zihin açıklığı versin, akıl fikir versin. Annelerine, babalarına, milletimize, devletimize hayırlı insan olsunlar. Ortalık süt türü dolu. Temel terbiye hiçbir şeyde yok. Bilmeyi bile bilmiyorlar. Efendim? Bilmeyi bile bilmiyorlar. Vallahi bilmiyorum yani şeyle kim milyoner olmak isterler çıkıyorlar üniversite mezunları memleketlerini tanımıyorlar. Evet. Hangi şeyde bölgede hangi şehir var onu bilmiyorlar. Bunlar neyi okuyorlar ne yapmak istiyorlar ben de bilmiyorum. Beni kocasına ben hepsini biliyorum. 73 yaşındayım ben biliyorum. Sizce Z kuşağı yeni nesil Türkiye'yi veya dünyayı kurtarabilecek? Kurtaramazlar. Bu gidişattan kimse bir şey yapamaz ya. Yani siz beğeniyorsunuz yeni neslin bu gidişatını? Canım ben beğeniyorum. Giyimi, kuşamı? Hiçbir türlerini beğenmiyorum ben yeni neslin. Hiçbir gidişe gidişat değil. Ama TikTok kullanıyorsunuz. Bir TikTok değil ki hiçbir yönden yeni neslin gittiği yol. Torunlarınız var. Ne? Torunlarınız var. Onlara ne söylüyorsunuz? Bizim torun daha 5 aylık. 5 aylık mı? Ne olacak 5 ay sonra gelince? Zaten gelecek. 5 ay sonra ne olacak? Elim olduğu gibi olacak. Ne olacak? Memnunsunuz yani bu şekilde? Yok abla ne memnun olacağım ben. Hayat memnun dedim ki bu gidişte memnun olan. TikTok kullanıyorlar, Instagram. Bunlardan para kazanıyorlar. Burada oyun oynuyorduk. Saklambaç oynuyorduk, yakar top oynuyorduk. Bunların hiçbirini bilmiyorlar gençler. Bilmiyorlar değil yani istemiyorlar yani. Ellerinde bilgisayar, tablet. Bu yani saygı duyuyoruz. Teknoloji yaşıyor gençlik. Biz bile yaşıyoruz yeri geliyor. Bilgisayar kullanıyoruz ne bileyim. Laptop kullanıyoruz, cep telefonu kullanıyoruz. Bizim o cep telefonu falan yoktu ki. Ne olacak peki? Bilemem, teknoloji daha ileriye gidecek. Dünyayı değiştireceğini söylüyorlar. İnşallah göreceksiniz. Tabii ki değişecek, gayet tabii. Dijitale geçeceğiz. Efendim? Dijitale geçeceğiz galiba. Yani olay, baksana 5G'ye geldi yani. Bunun sonu yok. Yarın 6G. Siz bundan memnun musunuz? Efendim? Siz bundan memnun musunuz? Ya bunu yaşıyorsa biz de yaşayıp görüyoruz yani. İşimize de kullanıyoruz. Mesela bir cep telefonu eskiden yokken bir PTT'den faks çekiyorduk. Sıra bekliyorduk veya bir telefon edeceksin, komşuya gidiyordun, telefonu olan insana gidiyordun. Şimdi onlar açtı. Güzel şeyler insanlık için ama tabii bunu daha böyle yani yine eskiye dönük dediğiniz olayda yani o anıları da unutamayız yani biz. Saklambaç oynamıyorlar. Yani yakar top oynamıyorlar. Top ne bilmiyorlar bazısı. Yani top olayı futbolla falan ilgileniyor. Sporla ilgilenen gençlik var. Çok güzel gençlik var. Benim oğlum dahil mesela ama şey değil yani zaman olayı mesela. Ya bizden geçti artık. Bizim artık torunlar yapıyor. Aslında bunu biz yapmıyor muyuz? Apartmanda aşağıya indirmiyoruz çocuklarımızı. Hayır kesinlikle değil. Ben her zaman parkta oynatırdık ederdik o ayrı konu. Mesela ben çocuğuma bilye aldım hani meşe diyoruz bir çocuk. Bu ne baba dedi. Topa çaldım bu ne baba dedi yani. Ben topacı çeviriyorum abim büyüğümüz daha iyi bilir saygı duyarım. Ama bilmiyor çocuk yani. Topaç nedir bilmiyor. Meşe oynamamış. Bir çelik çomak oynardık mesela. Gazoz kapağı dizerdik. Taşla da onu devirirdik oynardık. Değerli bir şey mi değil ama vakit geçiyordu yani. Ama akşam yemekte evde olacaksın. Şimdi o gençlik o da yok. Akşam ezanı okumadan evde olacaksın, masada olacaksın. Baba orada görecek seni. Şimdi öyle bir şey yok. Telefon kullanıyor musun? Evet. Ben var ya oynamıyorum. Telefondaki oyunları mı daha çok seviyorsun yoksa sokak oyunlarını mı? Telefondaki. Neden? İşte. Telefon oyunları sana daha mı cazip geliyor? Daha mı eğlenceli? Evet. Arkadaşların top oynamıyor diye dışarı çıkmıyor olabilir misin? Sen ne düşünüyorsun abi? Ne hakkında? Gençler. Ya gençler. Oyunu telefondan oynuyorlar. Sokakta top oynayan çocuk yok. Şimdi genelde öyle. TikTok kullanıyorlar. TikTok kullananlara ne diyorsun? Tam bir zevzekler. Ben öyle diyeyim. Aslında teknoloji güzel bir şey. Ama biz kullanamıyoruz. Biz başka yerlerde kullanıyoruz. Yani kendimize yakışmayan hareketleri yapıyoruz orada. Sonra çocuklar dışarı artık pek çıkmıyor. Şimdi telefonda her şey var.
bir nevi bir dünya oldu. Hayatımızda her şeyden daha önemli telefon. Olmazsa olmazımız oldu yani. Ama ben şükür kullanmıyorum. TikTok'um da yok. Öyle bir şeylere de hevesle etmiyorum. Ben isterim ki çocuklar dışarıda top oynasın. Eskisi günler gibi böyle birbirleriyle kaynaşsınlar. Daha güzel şeyler yapsınlar ama öyle bir yönlendirme şey bitti. Şu anda da öyle bir şey yok daha. Torunun falan var mı? Ahalar işte. Ha bunlar senin torun. Benim torunum. Bunlar hep telefondan oyun oynuyormuş. He oynuyor. Niye sokakta oyun oynamıyorlar? Sokağa çıkarmıyoruz. Top oynamasını bir saklanmacı bilmiyor. Yok. Bilmiyorlar. Ne olacak? Yani. Evde duracak oturacaklar. Senin zamanında böyle miydi? Benim zamanımda hiç dışarı çıkamıyordum. Ama canım sen misket ne biliyor musun misket ne? Misket biliyor musun? O da bilmez. Ne olacak benim misketi bilmiyorlar. Siz biliyorsunuz. Ben biliyorum. Ne olacak çocuklarınız bilmiyor? Ya artık teknoloji değişiyor. Artık eski şeyler kalmadı. Sordum kızınıza. Telefon oyun oynamayı daha çok seviyorum dedi. Yani bütün çocuklar öyle. Telefon oyunu mu yoksa sokak oyunu mu? Telefon. Neden? Çünkü. TikTok kullanıyor musun? Kullanmıyorsun. Yok. Babam izin vermiyor. Daha yaşı küçük olabilirsin. Abi birçok artık yeni nesil de geçti. İnsanlar TikTok kullanıyor, sosyal medya üzerinden ilerliyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Gerekli olduğu kadar kullanılması lazım ama gereksiz yere yüzüm etmez. Oğlum TikTok kullanmıyor. Ama bu senden kaynaklı. Yok benden kaynaklı değil. 10 yaşında kendisi. 10 yaş. Şu an 4 yaşında az önce bir teyzeye sorduk. 4 yaşında çocuğum TikTok kullanıyor dedi. O bile izliyor dedi. Ama TikTok'ta o kadar gereksiz şeyler var ki ben kullanmasını tavsiye etmem. Biraz sorumsuz görüyorum. Ya insanların çoğu davranışlarından ve giyim kuşamından şikayet ediyorlar. Yani davranış giyim kuşam olarak bakmıyorum dolayı. İnsanlara biraz saygılı, geleneklerimize, göreneklerimize bağlı, kültürümüzü bilen insanlar olmasını tercih ederiz. Tüm toplumlar gelenek ve geleneklerini eğer unuturlarsa geleceğimiz emin ellerde olamaz. Dünyayı kurtaracağını söylüyorlar. Yeni nesil dünyayı kurtarır diyorlar. Sizce kurtarır mı? Hayır, olamaz öyle bir şey. Yeni nesil biraz sorumluluk, biraz da kültürsüz. Eğitimden uzak, yok ümidim yok, ümit var değilim hiçbir zaman. Şey o konuda. Sen ne düşünürsün yeni kuşak hakkında? Bence böyle daha eleştirel olması iyi bir şey yeni kuşak. Bu yüzden daha fazla gelişeceğini düşünüyorum.